Adım Danny Forrester. Ve işte dev yapılar başlıyor. Bir mimar olarak dünyayı dolaşıyor, dünyanın birbirinden ilginç tasarım projelerini incelemeye çalışıyorum. Bu defa da dünyanın en önemli inşaat projelerinden birini size tanıtmak üzere Brezilya'dayım. Birkaç yıl sonra Rio, Olimpiyatlara ve Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Ama kent dünya sahnesine çıkmadan önce Brezilya'nın enerji sorununu çözmesi gerekiyor. Brezilya'da tarihin en ciddi elektrik kesintisi yaşandı. Ülkede yaşayan 60 milyondan fazla kişi uzun süre karanlıkta kaldı. Bu sorunu çözmek için 3500 kişi iş başında. En büyük hidroelektrik santrallerinden birini yapmaya çalışıyorlar. Gerekli elektriği sağlamak için ekip büyük bir nehri Amerika'nın bir günde kullandığı sudan büyük bir nehri alıyor ve onu taşıyor. Önünüze dağ çıkarsa deliyorsunuz. Kesinlikle. 26 kilometrelik nehri yönlendirmek için önlerine çıkan 7 dağın içine yol açarak dünyanın en geniş tünellerini yapıyorlar. Yani bu kaya engelini buradan kaldırmamız gerekiyor, evet, değil mi? Bu işi kürekle yapmayacağız, değil mi? Tamam. Gözler Rio üzerindeyken, hadi hadi. Brezilya oyunlarda kesinti olmaması konusunda kararlı. Hadi bebeğim, dur, işareti yok, gidelim. Dev yapılar. Rio de Janeiro'ya hoş geldiniz. Burası Brezilya'nın incisi. Rio, Brezilya'nın güneydoğu köşesinde Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor. Rio'da toplam 6 milyon kişi yaşıyor. Ve Güney Amerika'nın ikinci büyük kenti. Bu kent karnavalıyla ünlü. Dünyanın en büyük partisiyle, samba dansıyla ve kurtarıcı İsa heykeliyle. Bu devasa simgesel heykel Corcovado Dağı'nın üzerinde duruyor. Yakında Rio adını başka bir konuda da duyuracak. Hem Dünya Kupası'na hem de Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak tarihteki üçüncü kent olacak. Oyunları izleyecek olan 4 milyardan fazla kişinin tüm ilgi odağı bu kent olacak. Sorun şu ki Rio buna hazır değil. Çünkü kentte elektrik kesintileri yaşanıyor. Olimpiyat ihalesini kazandıktan bir ay sonra Brezilya birdenbire karanlığa gömüldü. Ve tarihin en büyük kesintilerinden birini yaşadı. 5 saat boyunca 60 milyon kişi elektriksiz kaldı. Oyunları 750 bin turistin izlemesi bekleniyor. Ve dünya nüfusunun 1/3'ünden fazlası televizyon başında olacak. Bu yüzden Rio halkı ışıkların açık kalmasını istiyor. Brezilya'da yaşayan biri için Olimpiyat Oyunları'nın parçası olmak ne anlama geliyor? Ha, bu eşsiz bir fırsat. Doğru. Çünkü bu kez kazanmış olmasaydık büyük olasılıkla benim kuşağımdan biri için bir daha böyle bir fırsat olmayacaktı. Yani bu karnavaldan daha büyük bir olay. Çok daha büyük. Karnaval Rio'nun en büyük olayıydı. Evet. Yani daha çok ışık, daha çok kişi olacak. Daha çok ışık, insan, turist, otobüs. Sistemin yürümesi için daha çok altyapı demek. Evet. Kentin bu iki önemli olay için gerekli enerjiyi 4 yıldan kısa bir sürede sağlaması gerekiyor. Çözüm noktası kentin 3 saat kuzeyinde bulunuyor. Burada dağların derinliklerinde devasa bir hidroelektrik santrali kuruyorlar. Şu anda Sapucaia kasabasında bulunuyorum ve Rio'nun yaklaşık 160 kilometre dışındayım. Kasaba bu büyük su akıntısının üzerine oturuyor. Yeni hidroelektrik projesinin uygulama yeri burası. Dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri olan Anta ve Simplicio projesinin çalışma alanı Manhattan'dan büyük. Burada bulunan işçiler Brezilya'nın en zor arazilerinden birini işleyerek enerji üretmeye çalışıyor. Bu nehir, yani Paraíba do Sul, 1126 kilometre uzunluğunda olan bir nehir. Kurulacak hidroelektrik santraline 1000 futbol stadyumunu dolduracak suyu da bu nehir sağlayacak. Ama nehrin bulunduğu yer projeyi en çok zorlayan etken. Mesele şu, eğer hidroelektrik santralini hemen buraya kurarlarsa bu santrali besleyecek rezervuar ciddi bir sele neden olabilir. Böyle büyük bir selde buradaki ormanların tümünü yok edebilir. Ve hem bu kasabanın hem de iki ayrı kasabanın taşınması gerekir. Yani yöre halkını taşımak yerine başka bir yol seçip nehri taşıyorlar. Sapucaia kasabasını kurtarmak için mühendisler inanılmaz denilebilecek bir şey yapıyor.
Bu dolambaçlığı 26 kilometrelik nehrin akış yolunu değiştirmek için Panama Kanalı'ndan bugüne kadar yapılmış en zor projeyi hayata geçiriyorlar. Bir baraj yapıyor, nehre 13 kanal aracılığıyla yeniden yön veriyor, 5 rezervuar ve 7 dağın altına da tüneller yapıyorlar. Böylece nehrin suyu son derece gelişmiş 3 tribüne güvenle akacak. Yani temel olarak burada akan bir nehrimiz var. Evet. Ama onu buraya almanız gerek. Evet. Aralarında da dağlar ve vadiler var. Evet. Önünüze dağ çıkarsa deliyorsunuz. Evet. Vadi çıkarsa bent yapıyorsunuz. Kesinlikle. Söylemesi çok kolay. Konsept çok basit. Onu yapmak çok karmaşık. Evet, bunu tahmin edebiliyorum. Yaklaşık 3 trilyon litrelik bu müthiş akarsuyu yönlendirmek için bu tünellerin bugüne kadarki en geniş tüneller olması gerek. Birkaç metre bile dar yapılsalar su geri tepebilir ve korkunç bir sele neden olabilir. Şu anda buradaki en büyük tünelin giriş kısmına, tünelin ağzına doğru gidiyorum. Ben bugüne dek pek çok tünel projesi gördüm ama böyle büyük bir tünel ağzı hiç ama hiç görmedim. Bu yapılan 7 tünelin en uzunu, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda. İçeri doğru ilerledikçe gün ışığından çok uzaklaşıyorsunuz. Daha karanlık ve garip oluyor. İşçilerin 1.25 milyon metreküpten fazla kaya kaldırması gerekiyor. Bu miktar Central Park'ın tümünü 30 santim kadar kaplayabilir. Giriyorum. Üzerlerinde 73 metrelik bir dağın ağırlığı varken ekip dünyanın en geniş tünellerinden birini yapmanın güvenli bir yolunu bulmayı başardı. Bu iki aşamalı bir süreç. Birinci aşamada şu an yapmış oldukları şey yapılıyor. Burayı patlatarak 8 metre yüksekliğindeki bu alanı açıyorlar. İkinci aşamada aşağı doğru gidiliyor. Temel olarak burada delikler açıp 8 metre daha aşağı doğru gideceğiz. Şuradaki alanda toplam kaç delik var? Burada 52 deliğimiz var. 52 ayrı delik bulunuyor, öyle mi? Evet. Peki her bir deliğe ne kadar patlayıcı yerleştiriyorsunuz? Her deliğin ortasına 40'ar kilo konuyor. Aha. Yani bugün işimiz bitince burası böyle görünecek. Evet, kesinlikle. Bu işi kürekle yapmayacağız, öyle değil mi? Kullandığımız şey bir sıvı patlayıcı. Her 6 metrelik delik yaklaşık 40 kilo patlayıcıyla dolduruluyor. Evet, Marcello bir hortumu tutuyor. O da kamyonete bağlı. Patlayıcı sıvıyı iyice karıştırıyor. Evet, bu bir sıvı karışım. İçine bir miktar zeytinyağı koyuyorsun, biraz da sirke. Bu karışımda yaptığın salataya lezzet katıyor. Ama bu farklı, bu salata değil, bu bir bomba. Evet. Hey, işte tamam. Bu tapyokaya benzer yapışkan şey aslında bir karışım. İçinde amonyum nitrat, su ve yağ var. Bu bir bomba, bir patlayıcı. Hortum da onunla dolu. Pekala, onu iyice içeri sokuyorum. Alanda yapılan bu sıvı patlayıcı dinamitten çok daha güvenli. Evet, dibe ulaştım. Hadi gönderin. Açılan her bir deliği tümüyle dolduruyor. Böylece patlayıcı taşı kırmak için gereken maksimum güce ulaşıyor. Bir göçükte yaşanmıyor. Patlayıcı hortumun ucundan dışarı akarken onu yavaşça çekiyoruz ve delik doluyor. Doldu mu? Evet. Pekala, şu an elimizde 52 farklı delik var. Bunların her birinde de bir fitil bulunuyor. Ve alanın tümü bu sıvı patlayıcılarla dolu. Şimdi de hepsini birbirine bağlayacağız ve kaçacağız. Delikler 5 hat üzerine açılıyor. Patlayıcı uzmanları her delikte bulunan fitile farklı renklerde zaman ayarlayıcı takıyor. Ateşlendiğinde her patlayıcı hattı birbirinin peşi sıra patlayıveriyor. Bir dalga gibi önlerindeki 9 metrelik kayayı itiyorlar. Pekala kayo, şu anda plana bakıyorum, öyle değil mi? Yani aşağısı böyle mi? Evet. Yani patlayacak olan tek bir devasa bomba değil. Hayır, bunu yapamayız. Titreşim yüzünden yapamayız. Her şeyi patlatırsak o zaman tünel sarsılır. Kötü bir fikir. Evet, iyi bir fikir değil. İyi bir fikir değil, tamam. İşte, pekala, evet. Her renk farklı bir süreye denk geliyor. Peki süreleri ne? 30. 30 milisaniye. 150. 150 milisaniye, yani elimdeki bu zaman ayarlayıcılarını belli bir şekilde bir araya getirerek istediğimiz türde bir patlama oluşturabiliyoruz, öyle mi? Evet, öyle. Pekala, anladım. Hadi yapalım. Bütün olay bu, öyle değil mi? Hemen altımda patlayıcıların olduğu bir alan var. Biri patlayınca 50 milisaniyelik bir ara olacak. Sonra bir sonraki deliğe geçecek.
Tamam. Onu tutturunca kablolara değdiğini hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu kırmızı parçayı alacağım ve... Aldı işte. Tamam. Patlayıcılar hazır durumda. Hadi gidelim. 37 zaman ayarının tümü bağlandı. Ayarlanan patlama başlayabilir. Fitili tutuşturduğumuzda ne kadar süremiz var? Tüneli terk etmek için 7 dakika. Pekala, yani tünelden hemen çıkacağız öyle mi? Tabii. Işıkları, ekibi, aletleri, her şeyi dışarı çıkaracağız. Evet, doğru. Ama her şey dışarı çıkmıyor. Mini kameramız bu anı bizim için kaydetmeye çalışacak. Bunu en son denememizde kameramız patlamaya dayanamadı. Umarız bu defa daha şanslı oluruz. Pekala, iyi görünüyor. Tamam. Artık hazır. Bastığınız yere dikkat edin. Evet, bu bir bomba. Bu başka bir bomba. Evet, şu anda elimde 7 dakikaya ayarlı bir kronometre var. Bu arada sağ elimde de bir çakmak var. Bir tüneli güvenli şekilde patlatmak için ikisi de gerekiyor. Evet, başlıyoruz. Fitil yandı. Hadi. Felipe, arkaya geç, sıkı tutun. Jay, sen de atla. Felipe, geçtin mi? Pekala. Ne kadar var? Hadi gidelim. El frenini unuttum. Tünelin ağzı buradan 4 kilometre kadar uzaktı. 7 dakikada oraya ulaşmamız imkansız gibi görünüyor. Buradan sola döneceğiz. Neyse ki bunu söylemişlerdi. Vites değiştirmek zorundayım. Üzgünüm. Çıkış için bir tek yol var. O da patlama alanına yaklaşık 800 metre uzaklıkta. Bu saçmalık. Olabildiği kadar hızlı gitmeye çalışıyorum ama yollar çok kötü. Yani lastik asla patlamamalı. Kesinlikle. Hadi. İşte orada. Hadi. Evet. Gelmek üzereyim. Işığı görebiliyorum. 1,5 dakika kaldı. Hadi araba, hadi. Hadi git. Hadi, lanet olsun. İyi misin Felipe? Evet. Evet. Tünelden dışarı çıktığımız anda patladı. Kesinlikle 7 dakika olmadı. Kaç dakika? Bilmem, telefonu düşürdüm. Deli gibi gidiyordum. 6. 6 mı? 5 mi? Evet, 5. 5. 7 değildi. Görünüşe göre patlama biraz erken oldu. Ama zaman ayarlayıcılar beklenen kontrollü patlamayı gerçekleştirebildi. Böylece bu nehri yönlendirmeye 9 metre daha yaklaştılar. Birazdan dünyanın en büyük tünel parçalarından biri tünelden geçmezse ne olur? Sanırım sıkıştık. Brezilya, Güney Amerika'nın en çok ziyaret edilen ülkesi. Turizm en hızlı büyüyen endüstrilerden biri. Son 10 yılda neredeyse 3 kat büyümüş. Ve Rio de Janeiro tüm bunların merkezinde. Her yıl düzenlenen Mardi Gras'ın 2 katı büyüklüğünde bir festivale dönüşüyor. Karnaval dünyanın belki de en büyük partisi. Bu güzel kente gelen 700 bin aşkın turist burada hiç ara vermeden 4 gün boyunca eğleniyor. Şunu da unutmamak gerek. Olimpiyatlar sırasında bu kente bu rakamdan çok daha fazla insan gelecek ve 4 gün değil, 16 gün boyunca oyunları izleyecekler. Televizyonları, çalışacak klimaları, yapılacak samba danslarını düşünün. Kentteki elektrik tüketimi benzersiz olacak. Olimpiyat oyunları Rio kentine 750 bin kişi daha getirecek. Bu da enerji ihtiyacını artıracak. Işıkların yanması için Anta ve Simplicio hidroelektrik projesi oyunlar için kente gereken enerjinin yaklaşık 2 katını sağlayacak. Bu enerjiyi üretmek için işçiler devasa bir nehri yönlendirip tünellerden ve kanallardan geçiriyor ve suyun tümünü bir girişe gönderiyor. Böylece nehir santrale ulaşabiliyor. Yönlendirilen bu devasa su duvarı son kanaldan çıktıktan sonra giriş ağzı denen bir yere ulaşıyor. Aslında bu çok büyük bir banyo küvetinin dibindeki delik gibi bir şey. Su dışarı boşalsa da yine de kalan suyu bir şeyin tutması gerekiyor. Ama burada söz konusu olan yaklaşık 3 trilyon litre su. Bu kadar suyu ne tutabilir ki? Ancak çok ama çok büyük bir duvar. Bu devasa duvarın yüksekliği 30 metreden fazla ve 4000 tondan fazla betonla kaplı.
Merkezi yaklaşık 75 ton inşaat demiriyle desteklendiği için onu normalden 100 kat daha güçlü kılıyor. Şu an bulunduğum yer aslında giriş ağzının yarı noktası. Durduğum yerin altından sular aşağı doğru şu deliğe akacak. Ama yukarıda suyun kalan kısmını tutacak olan duvar tam burada. Bu bölümü inşa eden, ona güç veren, inşaat demirlerini yerleştiren ekip elemanları da bu işleri şurada yapıyor. Evet, başlıyoruz. Taktık. Bu belki de çalışma alanındaki erişimi en zor yerlerden biri. Birini taktım. İşçilerin son derece dik, 79 derecelik bir yere tırmanması gerek. Aşağı bakmıyorum. 10 kat yukarıdalar. Pekala, son. 2. Tamam. En tepeye çıktım. Nasılsın bendenim? Aldo. Aldo. Yanındaki kim ha? Keope. Ne? Teope mi? Keope. Keope. Keope ve Aldo. Tamam. Keope ve Aldo ekip arkadaşlarım olacak. Ve birlikte demiri yerleştireceğiz. Gördüğünüz bu duvarın tepesi 100 milyarlarca litrelik suyu engellemeye yarayacak. Bu çok fazla su. Si. Si? İşin en akıl almaz yanı şu. Duvar bu denli yüksekken onu tamamlamak için gereken inşaat demirlerini buraya getirmenin tek yolu bu. Yukarıda vincin konabileceği bir yer yok. Bu yüzden 6 kişilik bir ekip 30 kiloluk inşaat demirlerini çekmek zorunda. Tanrım, şaka mı bu? Hem de sadece 49 metrelik bir iple. Ah, tamam. Tamam. Dikkat et. Dikkat, 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 dikkat. Dikkat. Tamam. Geliyor. Omzuna dikkat et. Bana doğru gel. Pekala. Gerekli yükseklikteyiz. Artık inşaat demirini istediğimiz noktaya getirdik. Şimdi üzerine demir bağlantılarını geçirerek burada duran yatay parçayı dikey parçaya bağlayacağız. Ve sabitleyeceğiz. İş bittiğinde bu ekip tavut hamına 5000 demiri birbirine bağlamış olacak. Üzerinden geçir, döndür ve böylece 17000 bağlantı noktası olan bu devasa demir örgüsü nehri durdurabilecek. Güzel, iyi oldu. Evet. Neden herkes bu kadar mutlu? Neden böyle bağırıyorlar? Ha? Bugün cumartesi. Bugün cumartesi, anladım. Yani yarın iş olmayacak. İş yok. Anladım. Tek bir günün tatil olması Brezilya'da her şeyi değiştiriyor. İşte bu. Aman tanrım. Burası resmen hapishane gibi. Aslında bu işçilerin ne kadar zor şartlarda çalıştığını gösteriyor. Haftada 6 gün, günde neredeyse 16 saat çalışarak altyapının belki de en önemli parçalarından birini Brezilya için yapmaya uğraşıyorlar. Neden mi? Çünkü bunu yaparlarsa kent Dünya Kupası ve 2016 olimpiyatları sırasında elektriksiz kalmayacak. Mühendislerin tahminine göre buradaki su miktarı yaklaşık 30 metre derinliğinde olacak. Su içeriden geçtikten sonra duvarın dip bölümünden boşalacak ve ardından baraj kapağı denen 3 yeraltı tüneline girecek. Su 10 kat yükseklikten döküldüğü için giderek hızlanacak. Hızı 7 derecelik bir açıyla daha da artacak ve türbinlere doğru gidecek. Su ne kadar hızlı olursa o kadar çok elektrik üretilir. Şuradaki türbin öyle değil mi? Evet. Peki baraj kapaklarının suya ne gibi bir etki yapması bekleniyor? Hızı ve basıncı arttırıyorlar. Türbinlerin hareketi için her ikisi de gerekli. Peki bu durumda su saniyede kaç metre yol alıyor? Saniyede 10 metre. Saniyede 10 metre. Yani hızı saatte 32 kilometre gibi. Evet. Bu hızla hareket eden bir su duvarlardan ve tavandan kayaları sökebilir. Güç devasa bir okyanus dalgasından fazladır ve bir tünelin çökmesine neden olabilir. Baraj kapağını güçlendirmek için işçiler son 107 metrelik alana 50 büyük destek geçiriyor. Yani toplam 800 ton çelik söz konusu. Şimdi bu aşamanın en ilginç yanı şu. Çok büyük, ağır bir nesne taşıyorlar ama bu iş için bir vinç kullanamıyorlar. Çünkü bir tüneldeyiz, vincin gireceği yer yok. Bu yüzden bir vinç operatörü yerine bir kamyon şoförümüz var. Hem de kızgın bir şoför. Gidip onunla tanışalım. Pekala, hadi. Merhaba bayım. Nasılsınız? Adınız nedir? Anderson. Anderson. Evet, Anderson. Ben Danny. Danny. Danny, memnun oldum. Heyecanlı mısın? Çünkü çok ağır bir şey. Bir tüneldeyiz. Evet, evet. Oldukça. Sakin ol. Yapabiliriz. Hallederiz. Evet. Parça römorka bağlanmış durumda ve bu kamyonun ağırlığının yarısından fazla.
Bu yüzden onu yerine götürmek için çok uğraşması gerekecek. Evet, Anderson devir sayısını artırmaya çalışıyor. Çünkü arkadaki çelik parçanın ağırlığıyla kamyonun geri doğru çekilmesine engel olabilmek için şu anda bir tonluk bir devir kuvvetine ihtiyacı var. Bu yüzden motorun hazır olmasını bekliyor. Şunu da söylemem gerek. Anderson uzaktan ters birine benziyor. Onda ters kamyoncu tipi var. Ama aslında o çok yumuşak biri. Evet öyle. İşi seviyor. Seviyor. Pekala başlıyoruz. Şimdi vitesi de ayarladım. Vay. Anderson resmen tüm gücünü kullanarak çelik parçayı taşıyor ve onu ileri doğru itmeye çalışıyor. Ama yer biraz dar gibi. Tanrım, şuna bakın. Ha. Sanırım sıkıştık. Sıkıştık mı? Peki ne oldu? Kamyon kayaya çarptı. Çarptın mı? Evet. Peki nasıl? Kamyonu ilerletmek zorundayız. Onu çarptı. Böyle şeyler normal. Yani aslında burada 16 tonluk devasa bir çelik taşıyan koca bir kamyonu park etmeye çalışıyor. Garajın kenarına çarpması normal. Anderson çarptı. Olabilir. Gidip bir bakalım. Her parçanın tünel duvarına yerleştirilmesi 3 gün sürüyor. Ve bu ekibin 3 baraj kapağını tamamlaması ve 146 parça daha monte etmesi gerekiyor. Ama görünüşe göre bu operasyona şimdilik bir ara verilecek. Çeliğin dış kısmında bir miktar dışarı doğru uzanan bir bölüm var. Ve bu bölüm bir şekilde betonun arkasına sıkışmış durumda. Yani sadece duvara sıkışmakla kalmamış, bir şekilde oradan kurtulmasına da engel oluyor. Sanırım bir süre... Evet, bir süre... Uzun bir süre... Buradayız. Birazdan... Bugüne dek yapılmış en gelişmiş türbini... 1650 derecelik kaynakla kapatıyoruz. Buraya dokunma. Affedersin. Buraya dokunma. Tamam tamam. Eğer dokunursam işim biter. Brezilya, Batı Yarımküre'de en çok elektrik tüketen 3. ülke. Tüketim son 25 yılda 2 katına çıkınca ülke en büyük kaynağına dönüyor. Yani suya. Aslında kentlerin kullanacağı elektriği üretmenin pek çok yolu var. Kömür yakabilir, petrol yakabilir, nükleer santral kurabilirsiniz. Rüzgar ya da güneşten yararlanabilirsiniz. Ancak Brezilya dünyanın su miktarının 1/5'ine sahip bir ülke. Bu yüzden de çözümü suda aramak son derece mantıklı. Paraíba do Sul aslında ülkedeki 120 bin aşkın nehirden sadece biri. Ve son 3 yıl içinde işçiler 7 dağ delerek ve 26 kilometre uzunluğunda bir yol açarak 18 milyon metreküp miktarında toprak temizlediler. Bunu burada akan suyu son derece gelişmiş 3 türbine ulaştırmak için yaptılar. Evet, artık bu büyük yarışın son aşamasındayız. Maksimum hızlı akan su buraya gelecek. Bu noktada bulunan çelik çerçeveden geçecek ve çelik çerçevenin bağlanacağı son yerse burası. Arkamda duran şey Salyangoz Gölü'de dönüyor ve burası gelen suyun elektrik ürettiği nokta. Bunun etrafında tam 360 derecelik bir açıyla dönerek türbinin pervanelerini de döndürecek. Aslında türbin bir değirmen çarkı gibi çalışır. Su Salyangoz Gölü'de etrafında akarken 13 açılı pervaneyi iter. 35 tonluk türbini döndürerek elektrik üretir. Önemli olan suyun borunun etrafında akarken hız kaybetmesine izin vermemektir. Bu sorunun çözümü basit. Bahçe hortumuyla arabamızı yıkarken yaptığımız şeye benziyor. Hortumun ucunu sıkarsanız su daha hızlı akar, öyle değil mi? Yani bir hortumun çapını azalttığımız zaman suyun basıncını da artırmış oluruz. Prensip aynı, sadece bu daha büyük. Su Salyangoz Gölü'nün içine 4 metrelik bir çapla giriyor. Su iç kısımda dönmeye devam ederken boru bir miktar daha küçülüyor. Ve 4 metreden başlayarak 1.2 metreye düşüyor. Yani su içeri girince hiç hız kaybetmeden akarak dairenin tümünü dolaşıyor. 62 tonluk salyangoz gövde aslında 70 adet çelik plakadan oluşuyor. Giriyorum, hadi bakalım. Türbinin eşit şekilde dönmesi için bunların tek düzgün bir yüzey olması gerekiyor. Bu işi de 4 kaynakçı yapıyor. Merhaba, adın ne? Cosby. Cosby, ben Deni.
Cosby, sen kaynakçısın değil mi? Evet, Cosby şu anda da bu mapaların kaynağını yapıyor. Birini bu çelik parçasına koyacağız. İkincisini de bu çelik parçasının üzerine. Ve onları bir araya getirip bu iki çelik parçası arasında kalan boşluğu kapatacağız. Kaynak yapıp yekpare düzgün eğimli bir yüzey oluşturacağız. Pekala. Başlayalım. Eldivenler. Cosby'nin kaynağının ucundan tam 1600 derecelik ısı çıkıyor. Kıvılcım ve alevlerden korunmak için ateşe dayanıklı deriden yapılmış özel ceketler giyiyorlar. Çok güzel. Tamam. Sana göstereyim. Pekala. Tamam. Nasıl yapacağımı göster bakalım. Tek kolu sokup. Sonra da diğerini sokuyorsun. Cosby, bana ceket giymeyi mi gösteriyorsun sen? Yeteneklerime olan inancın bu kadar mı yani? Pekala. Oh. Buraya dokunma. Affedersin. Buraya dokunma. Tamam. Eğer dokunursan işin biter. Bu mapalar her çelik plakaya kaynak yardımıyla tutturuluyor. Böylece çelikleri bir araya getiriyorlar. Pekala, çok sık olması gerek. Şuraya da küçük bir rötuş yapmak şart. İyi gidiyor. Evet, iyi gidiyor. Şuna bir bakın. Cosby. Güzel. Nasıl oldu? İyi değil mi? Yapabildin mi? Ne dersin? Aradaki fark. Evet. Seninki. Bu da benimki. Seninkiyle benimki arasındaki fark. Tamam, anladım. Bu iş zor. Bu paneller büyük bir güçle çekilecek. Yani her mapanın 18 tonluk güce dayanması gerekiyor. Biraz daha kaynak yapmamız gerekecek. Evet. Tamam. Artık işin devamını Cosby bitirecek. Şimdi bir sonraki adımda işçiler bu mapaya zincir bağlayacak. Halatlar iyice gerildikten sonra çelik parçalarını birbirine doğru çekmeye başlayabiliriz. İşin sonunda bu farklı eğimli bölümleri bir araya getirerek tek bir uzun yuvarlak boru yapacaklar. Böylece su içinden hızla akacak ve türbini döndürecek. Tam 300 bin litre nehir suyu salyangoz gövdenin içinden akacak. Ortaya çıkan güç bir roketinkine benzer güçte. 2,5 santimlik kalın çelik plakalar bu güçle yırtılabilir. Bunu önlemek için ekibin 3 gövdeyi de 2000 tonu geçen miktarda bir betona gömmesi gerekiyor. Ama önce gövdelerin su sızdırmadığından emin olmak için onları suyla dolduracaklar. Tek sorun şu, içinde delikler olduğu sürece onu suyla dolduramazlar. Bu yüzden yapacağımız şey şu, onu suyla doldurmaları için gövdenin deliklerini kapatmaya çalışacağız. Bunu da bununla yapacağız. Buradaki büyük silindirle. Aslında bu tıkaç 14.500 kiloluk bir çelik halka. Pekala, hadi onu bağlayalım. Yerine yerleştirildikten sonra salyangoz gövdeyi mühürleyip su geçirmez yapacak. Evet, Portekizce dilimizden çok farklı bir dil. Vinç operatörünün komutları da öyle tabii. Örneğin yükü yukarı kaldırmak için ne yapıyoruz? Kaldır. Kaldır. Evet, kaldır. Ya indirmek için? İndir. Bu şekilde. Tamam. Parmağını yukarı kaldırıyor. Tamam. Kaldır. İşte geliyor. 16 tonluk geniş bir yük. Pekala, yoldan çekilin. Yolculuk başlıyor. Şimdi şunu unutmayın. Bir vinç operatörünü yönetirken parça nerede olursa olsun, siz nerede olursanız olun, onunla sürekli göz teması içinde olmalısınız. Bu yüzden parça giderken birbirimizi görebilmemiz için benim de onunla gitmem gerekiyor. İşin en hassas noktasına geldik. Salyangoz gövdenin üzerindeyiz. Her bir gövdenin montajı için işçiler 2 ay çalışıyor. Çok yavaş. Eğer bu 16 tonluk yük yere düşerse gövdeyi tıpkı boş bir gazoz kutusu gibi buruşturur. Parça deliğin üzerine geldi. Artık daha da dikkatli olmamız gerekecek. Buraya kadar geldik. Parça kalıcı yerine yaklaştıkça doğal olarak biz de ona daha çok yaklaşacağız. Tamam, işte geliyor. Biraz aşağı. Artık son birkaç ayarlama kaldı. Bundan sonra milimetreler söz konusu. Gördüğünüz gibi gidebileceği hiçbir yer kalmadı. Hareket alanımız son derece sınırlı. Yerleşim için sadece 3 milimetrelik bir payları var. Ve vinç operatörü de 27 metre yukarıda. Bu tarafa. Yani hata yapma şansları yok. Biraz bana doğru gel. Devam et. Evet, böyle kal. Güzel. Evet, ekibin tümü artık etrafına dizildi. Çemberin deliğe uyması gerek. Bir bakın. Herkes mutlu görünüyor. Nasıl oldu? Başardık mı? Evet, başardık. Sizi kutlarım. Çok iyi oldu. İlk kez bir vinci sadece ellerimi kullanarak yönlendirdim. Gerçekten iyi iş çıkardık. Birazdan 6,5 kilometrelik bir kanal açmak için... Demek patlayıcılar bunlar, öyle mi? Ciddi miktarda ateş gücü gerekiyor.
Aa, bu çok kötü bir ses, duyabiliyorum. Harekete geçmiş bir bomba gibi. Ama önce sorumuz geliyor. Brezilya'da ülke genelinde kaç hidroelektrik santrali bulunuyor? Sorunun cevabı birazdan geliyor. İşte sorunun cevabı. Brezilya'da 450 hidroelektrik santrali var. Bu Birleşik Devletler'in sahip olduğu miktarın iki katından fazla. Rio'da yaklaşık 1.3 milyon kişi favela denilen yerlerde yaşıyor. 20 yıl önce bu mahallelerde elektrik yoktu. Günümüzde elektriği kentin elektrik hatlarına attıkları kancalarla alıyorlar. Bu da son derece tehlikeli bir yol. Ama 2016 olimpiyatları sayesinde bu durum kökten değişmek üzere. Rio'nun rakip kentleri geçmesinin belirli nedenleri var. Bu yarışta arkasında bıraktığı kentler Madrid, Chicago ve Tokyo. Olimpiyat kenti olabilmek için sadece parlak, muhteşem bir kent olmak yetmiyor. Bir yeri baştan aşağı değiştirmek için bu fırsatı kullanmak çok daha önemli. Brezilya'nın en yoksul mahallelerinden biri olan bu favela, olimpiyat oyunlarının yararını görecek. Yapılacak yeni altyapılar, yeni inşaatlar, yeni yerleşim yerleri bu bölgeyi etkileyecek. Yani olimpiyatlar sadece sporla ilgili değil, bir kenti değiştirmekle de ilgili. Brezilya yeni bir altyapı sistemi için 14 milyar dolar harcıyor. Sadece favelaları değil, kentin elektrik ağını da değiştiriyorlar. Ve işe Rio'nun eski açık hava trafolarından başlıyorlar. Evet Rodrigo, bu trafo Rio'nun kent merkezinde. Yani çevremizde bir devlet binası var. Şurada da bir apartman var. Yani çevrede yaşayan insanlar var. Evet. Değil mi? Trafo da açıkta duruyor. Hiç iyi değil. İyi değil tabii. Bu son derece tehlikeli bir durum. Ama bence asıl sorun dış etkileri açık olması. Çünkü buraya kuşlar girebiliyor, hayvanlar ve okyanus tuzu, yağmur. Hepsi de kesintiye neden olacak şeyler bunların. Yani okyanusun tuzuna açık olan bir yer. Evet. Üzerine yağmur yağıyor. Hatta bir güvercin bile rahatlıkla trafonun içine uçabilir. Ve elektrik kesilir. Evet. Bu da hoş bir durum değil tabii. Hiç hoş değil. Evet, hiç hoş değil. Bu 50 yıllık trafoda bulunan 3 transformatör voltajı düşürüyor ve evlerde kullanılacak hale getiriyor. Buradaki eski aletler yepyeni aletlerle değiştiriliyor. Daha küçük ve daha güvenliler. Şu anda baktığım bu şey yeni transformatör, öyle değil mi? Evet. Elinizde bunlardan 3 adet var ve eski trafonun sağladığı enerji miktarının tümünü bunlarla sağlayabiliyorsunuz. Evet. Bu trafonun sağladığı enerjinin tümünü sağlıyor. Çatının altında duruyor. Her yanı da kapalı. Hem daha küçük, hem daha verimli, hem de daha korunaklı bir durumda. Evet, daha korunaklı. Çok iyi. Her transformatör 77 ton ağırlığında. Çalışmıyor değil mi? Yani beni elektrik çarpmayacak. Hayır. Ekibin onu kamyondan yerine alması 3 günlük bir çalışma gerektirmiş. Şimdi kalıcı yerine ulaşmak üzere. Ama buraya kamyon giremiyor. Evet Gilihami, bana durumu açıklayabilir misin? Şu anda transformatör bölümünün içindeyiz. Evet. Ama transformatör burada değil. Hayır, henüz değil. Transformatörü buraya çekeceğiz. Ve bunu sen yapacaksın. Bu transformatörü mü çekeceksin? Evet, elinle. Elimle. Elinle. Ellerimle. Ellerinle. Seninkilerle değil. Yardım edebilirim ama bence yapabilirsin. Onu buraya getirmek için de sanırım... Evet, sadece onu çekeceksin. Sadece çekeceksin. Evet. Hepsi bu mu? Hepsi evet, bu mu? Hepsi bu. Ne kadar süre? 6 ay mı? Her transformatör son 5 metrede dişli çark mandalı yardımıyla çekilmek zorunda. Başarabilirsin dostum. Bir tanktan çok daha ağır ve her dişli transformatörü sadece 5 santim ilerletiyor. Olimpiyatlara hazırlanıyor gibiyim. Transformatör çekme kategorisi. Kesinlikle bu altını almalıyım. İlerledi mi? Evet. Biraz yardım ister misin? Evet. Evet. Gerçekten yardım eder misin? Tabii ki. Hadi gel buraya. Tamam hadi. Hazır mısın? Altın mı istiyorsun? Yoksa gümüş mü? Hayır, altın istiyorum. Aslında bu artistik patinaj gibi. Yani sanki çiftlerde yarışıyor gibiysen. Bitiş çizgisini geçmesi için dişlinin 102 kez dönmesi gerek. Hey. İyi görünüyor. İşte transformatör yerinde 5 metre ilerledi. Nasıl mı? Şampiyonlar sayesinde. Önümüzdeki 4 yılda buna benzer 50 trafo daha yenilenecek. Ve evlere güvenle enerji dağıtacak. Ama elektriği bu trafolara getirmek çok daha ciddi bir zorluk.
Brezilya elektriğinin neredeyse tümünü hidroelektrikten sağlayan bir ülke. Bir hidroelektrik santralinin de suyun bulunduğu yere yapılması çok daha mantıklı olur. Dünya üzerindeki en büyük su kaynağı olan Amazon Nehri Havzası, Brezilya'nın kuzeybatı ucunda. Ancak ülke nüfusunun 1/4'ü ülkenin zıt noktasında yaşıyor. İki bölgeyi birleştirmek için devasa bir elektrik hattının kurulması gerek. Tam 4800 kilometrelik bir hat. Sorun şu ki elektrik hatlarının yapım maliyeti çok yüksek. Verimsizler ve daha da kötüsü dış etkileri açıklar. Yani bu sistem elektrik kesintilerine davetiye çıkarıyor. Rio enerjisinin büyük kısmını 1600 kilometre uzaktaki bir kaynaktan sağlıyor. Ama şimdi kentin sadece 160 kilometre ilerisinde mühendisler Paraíba do Sul nehrinden enerji üretmeye çalışıyor. Bu amaçla suya yeni bir yol vererek onu dağların ve vadilerin arasından geçiriyorlar. Su barajdan başlayıp santralde biten 26 kilometrelik uzun yolculuğu boyunca 7 ayrı tünel bölümünün içinden geçiyor. 5 ayrı rezervuar bulunuyor ve şu an bulunduğum yerde suyun geçeceği son kanal var. Buradan önce baraj kapaklarına, sonra santrale girecek. Sorun şu, doğal olarak bu kanal bu kadar çok suyu tutacak kadar geniş değil. Peki ne yapacağız? Burada bulunan kayalar alıp hepsini havaya uçuracağız. Yani onu bu seviyeye kadar indireceğiz. Ne kadar aşağı inmiş olacağız? 10 metre derine. 10 metre derine. Yani bu durumda aslında daha büyük bir banyo küveti oluşturacağız, öyle değil mi? Evet. Aynen öyle. Hadi yapalım. 10 metre derinlik 6000 ton kadar kaya temizlemek anlamına geliyor. Patlayıcılar bunlar mı? Bunlar değil mi? Bu iş için 1000 kilodan fazla patlayıcı kullanıyorlar. Bu Richter ölçeğinde 2 şiddetinde bir depreme eşit güçte bir patlama demek. Bunu da deliğin içine indireceğiz ve delikleri bu beyaz salama benzer patlayıcılarla evet. dolduracağız. Hadi yapalım. Sadece içeri bırakacağım. Her defasında bir tane. Onları 10 metreden bırakmak riskli bir şey. Sorun değil. Değil mi? Sorun hiç olmaz sorun mı? Değil. Hayır. Tamam. Oho, bu çok kötü bir ses, duyabiliyorum. Harekete geçmiş bir bomba gibi. Her delik 23 kilo patlayıcıyla dolduruluyor. Girdi işte. Çok iyi. Ateşlemeden önceki son adımda deliklerin tümü tek bir fitille birbirine bağlanıyor. Böylece büyük bir patlama olabiliyor. Oldu mu? Tamam mı? Şuna bir bakayım. Evet, işte fitilimiz bu. Bu patlayıcı kablomun içerisinde gerekli yükün olduğunu görebiliyoruz. İyice sarılmış. Evet, oradan da fitil çıkıyor. Fitili izliyoruz. Bu uzunluk güvenliğimizi sağlıyor. Kaçmaya başlayacağız. Umarım yaklaşık 6 dakika içinde üzerinde durduğum bu kayalık alan yok olacak. Fitil bende. Birazdan. Gidelim gidelim hadi. Hadi sadece 3 dakika içinde. İyi misin? İyi misin? Hayatımda gördüğüm en büyük patlamadan kaçmamız gerekecek. Uzaklaşmak için deliler gibi gidiyoruz. Rio'nun enerji sorununu tamamen çözecek nehirle hidroelektrik santrali arasında sadece 488 metrelik bir kayalık bulunuyor. Bu bir ton patlayıcı ve bir fitille çözülebilecek bir sorun. Pekala burası mı? 150 santimetre kaç dakika demek? 3 minutos. Yani 3 dakika. Patlama yaklaşık 6000 ton kayanın bu vadiye dağılmasına neden olacak. 3 dakikalık fitil patlama alanından kaçmamız için bize sınırlı bir süre tanıyor. Arabalar hazırlanmaya başladı. Kapılarının hepsi açık. Fitili yakar yakmaz arabaya binip gideceğiz. Evet. Pekala, pekala. Bu resmen bir aksiyon filmi gibi. Müthiş evet, bir şey. Evet, olabildiğince çabuk. Olabildiğince çabuk. Evet. Evet, bölge boşaltıldı. Siren çalıyor. Fitili yakacağız. Bu da arabaya binmek ve buradan mümkün olduğunca uzaklaşmak için sadece 3 dakikamız var demek. Çünkü yaklaşık 3 dakika içinde buradaki kayalar havada uçmaya başlayacak. Evet. İşte. Fitili yandı. Gidelim, gidelim. Hadi, 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 hadi. Önüne dikkat et. Hadi acele edin. İyi misin? İyi misin? Uzaklaşmak için deliler gibi gidiyoruz. Tanrım. Hadi, hadi. Tamam, dur işareti yok. Dur işareti yok. Hadi gidelim. Bence bir dakika falan kaldı. Patlamadan 450 metre uzağa gitmemiz gerek. Hadi çabuk. Evet, iyi durumdayız.
Artık her an patlayabilir. Tanrım. Az önce çok büyük bir patlama oldu. Sanırım oraya gittiğimizde tüm alanın yerinde olmadığını göreceğiz. Evet. Aferin beyler. Herkes hayatta, çok iyiydi. Şu anda patlamanın olduğu yere gidiyoruz. Bakın, bu beyaz duman enkazdan yükseliyor. Sanki Mars'ta gibiyiz. Aman tanrım. Artık yerinde yok. Şuna bakın. O gerçekten gitmiş. O kadar kaya yok olmuş. Aman tanrım. Evet, az önce devasa kayalardan oluşan bu geniş bölgede artık sadece afriyatı bekleyen taş yığınları var. Beyler, bu gerçekten bir sanat eseri. Fernando altın madalyayı kazandı. O gerçekten de bir dağ uçurmakta olimpiyat şampiyonu. Yo yo yo, bunu sen başardın, harikaydı. Çok başarılıydı, gerçekten inanılmaz bir iş çıkardın. 53 patlama daha gerçekleşince bu 35 metre genişliğindeki büyük kanal yaklaşık 3 trilyon litre kadar suyu santrale getirecek. Bir sonraki zorluk bu genişliği sabit tutmak. Olay şu, bu devasa yer açma operasyonu insan gücüyle yapılıyor ve zamanla bozulmaya başlayacak. Bugün burada bir sistem uygulayarak kanalın kenarlarının şartlar ne olursa olsun yerinde kalmasını ve zamanla bozulmamasını sağlayacağız. Yağmurun kanal kenarlarını aşındırmasını önlemek için başlayalım mı? Ekibin tepelere su ve tohum püskürtmesi gerekiyor. Bu basit çözüm için gerekenler biraz su, toprak ve malç. Evet, başlıyoruz. Bir miktarda özel bir yerli çim tohumu. Bu tohumlar mı kullanılıyor? Evet, burada yaklaşık 7 cins var. Yani bu karışım, bu tohum karışımı zamanla toprağı canlandıracak. Ona güç vererek erozyonu önleyecek. Evet. Pekala, yapalım. Son olarak içine doğal gübre ekleniyor. Bu iyi bir gübre mi? Evet. Organik, sağlıklı. Bu bir dışkı mı? Bu topraklı dışkı ama organiktir. Tamamen. Evet, dışkı. Dışkı. Organik gübre. Başka ne olabilirdi ki? Dışkı. Tamam, elimizde 7 farklı türde tohum var. 4 torba malçımız var. 5 torba organik gübremiz var. Bitti mi? Artık başlayabilir miyiz? Hazırız. Pekala, onları karıştırıp biraz tohum fırlatalım. İşin sonunda ekibin bu tohumları ekeceği alan 465 bin metrekareye geçiyor. Bu kadar çok çimle Times Meydanı kaplanabilir. Evet. İşçiler bu işi gerçekleştirmek için basıncı yüksek bir hortum kullanıyor. Böylece 7500 litre sulu tohumu yarım saatte püskürtüyorlar. Onu bana bırak, onu bana bırak, ben alayım. Bekle. Dur. Beni götürüyor. Tanrım. Tamam, ben de, tamam. Sanki bir boğa yılanıyla savaşıyor gibiyim. Hadi. Tamam. Başardım, oldu işte. Pekala. Savaşmanın gereği yok. Ekibin tüm bu tohumlama işlemini 4 ayda bitirmesi gerekiyor. Çünkü Brezilya'nın kuru dönemi başlayınca çimler sıcakta büyümüyor. Yani 2 ay içinde burada kocaman bitkiler göreceğim. Kesinlikle. Bu tepeye ekilen çim sayesinde buradaki eğim hep böyle kalacak. Erozyon azalacak ve kanaldan akan su bu taraftan gelip hiçbir engelle karşılaşmadan santrale doğru yoluna devam edecek. Bu 4 yıllık bir çalışmanın son adımlarından biri. 26 kilometrelik bir sistemle nehir yolunu değiştirip tüneller, rezervuarlar ve kanallar yapıyorlar. Bunların tümü güçlü bir su akışının 3 türbine ulaşması için. Böylece Rio önümüzdeki olimpiyat oyunlarında bu inanılmaz kenti tüm dünyaya tanıtma fırsatını yakalayacak. Bu oyunlar nedeniyle Rio bambaşka bir kent olacak değil mi? Evet. Yani olay sadece spor değil. Yok, çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Bence spor bir destek öğesi. Dikkatleri o çekecek, tutkuyu o yakalayacak. Doğru. Ama bunun ötesinde gerçekleşen pek çok şey var. 2 yıl içinde Rio de Janeiro hem Dünya Kupası'na hem de olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak. Bu inanılmaz onur nedeniyle yeni yollar, yeni evler inşa edecekler, yeni bir altyapı kuracak ve kenti değiştirecekler. Ama bana göre bu hidroelektrik projesinin en heyecan verici yanı şu. İnanılmaz mühendislik çalışmaları bir yana, Rio'ya sadece ihtiyaç duyduğu elektriği sağlamakla kalmayacaklar. Aynı zamanda bu organizasyonları yapabilme inancını oluşturacaklar. Artık kent elektrik kesintisi korkusu yaşamayacak. Rio bunu başarabilirse sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmekle kalmayacaklar. Ülkenin imajını da değiştirmiş olacaklar.